binasını aratıyorum şu anda. Çık lan. Şanlı değerlerden herkese merhaba. Bugün Subnautica ile tekrar beraberiz. Diyarımızın uç bölümüne gideceğiz. Lava biyom. Bunun oraya gideceğiz ve daha derinine ineceğiz. Ondan dolayı craft hesabıyla bunu yapıyoruz. Devam edelim. Bakalım neler gelecek başımıza. Nasıl esasen enerji ve benzer problemlerimiz yok. Onun için çok problem değil. Buralarda gezinirken en büyük problem enerjinizin tükenmesi. Size adı 2, şu tarafa doğru gideceğiz. Size pandik atan yaratıkların olması. En son gelen zaten ışınlama yapan lavuklar diyeyim. Uzaylılar. Sizi neydi onun adı? Bu aygıtın dışına falan attıkları için böyle mal gibi kalıyordunuz. Burada bir yerde aşağı iniş olması lazım ya. Ne yapıyor adam? Işınlamayı bir çekiyor. Çötönk gittiniz. Ha, şunlardan birinin içinden. Evet, buralardan girebiliyoruz. Şöyle yapalım. Ben şunlardan bir tane kullanmak istiyorum. Şuraya bir tane. Şöyle atalım. Bu burada parlayacak. Bir tane de burada atalım. Bu gidiyor. Süper. Ve de gördüğünüz gibi efekt oldu bu arada. Tabi birazcık kartı yormuyor mu? Yoruyor. Bu yavaş yavaş aşağı inecek. İniyordu ama. Çok da problem de değil. Evet. Hemen terse gidiş. İnşallah hemen bulurum dediğim herhalde bulacağım hemen. Evet. Şuraya bir tane koyalım şundan. Öteki oyunda yapmadığım tek hata buydu. Yani şu flare'ları düzgün kullanmak. Eğer yere atarak gelirseniz çok güzel işlere yarayabiliyorlar. Tabi burada birazcık dibe gitmesi ve işe yarar bir konumu alması biraz zaman alacak. Evet, bakalım bulabilecek miyiz? Zaten bir defa içe girdikten sonra çok da mühim değil. Oo, bizim örümcekler de olur. Ama ortam burası. Arkadaşlar. Sizden de mesaj gelip duruyor. Teşekkür ederim. Bakalım. Evet. Evet, daha dibe iniyoruz. 500'lerdeyiz. Zaten 900'e vardığımızda kıyıda olacağız. Ama zaten oraya da ben... Oo, elektrikli balığımız geziyor etrafta. Evet, gördüğünüz gibi. Ya bir bakıma bu herhalde bunu yayınladığım... Aha. Burası arkadaşlar. Burada bir yerde başlıyor olay. Şu yerde gördüğünüz Lost River'ın zehiri. Bu ölen koskocaman bir yaratık var. Onun zehir arkadaşlar. Buradan aşağı inen neresiyse oradan gideceğiz. Burası sanırım. Sen benim elektriğimi gördün mü? Bak. Tamam bak. Bakayım. 1 2 şu 3 4 5 Çıkalım. Arkadaşlar bir yüzleşelim. Kardeşim. Seni var ya.
Havada karada öperim, niye? Bunların banları bende sarı. Havada karada öperim, niye? Çünkü God moddayım zaten şu anda. Her neyse, uğraşmayacağım. Şeyden bir tane atayım da. 5. Evet. Şuraya da bir tane atayım. Buralar parlasın. Bir daha gelirsek. Neydi, ne tarafa gidiyorduk? Hemen taramayı çalıştıralım. Bura? Ha, burası değil. Ha, burası fake miymiş? Ha, burası değilmiş lan. Nereden gidiyor? Oh, burası onun. Buluruz. Burada bir yıkıntı. Ha, şuradan gidecektim. Aha. Bu ne? Ya, bu da değil. Ama yakınız. Hissediyorum. Oo baby, tamam, bulduk arkadaşlar. Evet. Lost River. Kayıp nehir. Namı değer. Namı değer kayıp nehir burası. Gördüğünüz gibi eksi derecelerde neredeyse. Anan. Pardon. Şöyle kayıp nehir diyelim. Arkadaşlar havası çok mükemmel. Eğer şu yeşil zımbırtının içine girerseniz hasta oluyorsunuz. Daha doğrusu direkt damage almaya başlıyorsunuz. Şöyle ilerliyoruz. Burası buranın gizli yeri. Hah, arkadaşı gördünüz mü? Bugün gelin merhaba diyelim arkadaşlar. Öyle olmaz, böyle verir. Oha, iki tane geldi. Bunlar elektrik şoku verip sizi normalde bypass ediyorlar arkadaşlar. Dur ya, bizim torpido var. Al bakalım. Kaç tanesiniz lan siz? Al lan. Ağzına tükürdüm. Al, bu da sana benden hediye olsun. Gebertir bu adamı. Al elektrik bir yüzsüz. Valla bir şeyler yapıyor bunlar ama. Gücümüz bitti. Haha, tekrar başladı. Çok iyi. Adamlar EMP shockwave yapıyorlar. Yani manyetik. O burada ısın var. Isının olduğu yer. Burada ben de varım. Bak bak bak. Evet, ben bunu niye kullanıyorum işte. Termometre şu anda 50 dereceye çıkış bayandı. 500'dü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu esasında dediğim gibi bir diyemedim. Ha, bunlar yeni geldi işte. Şu arkadaşlar. Çeneleri çok kuvvetliymiş bu arkadaşların. Ama çok narin bir yapıya sahiplermiş falan falan. Update'de bunların geldiği söyleniyordu buraya. Evet, gelmişler. Burası ne arkadaşlar? Burası bu gezegende bu büyüklükte bir yaratık var. Büyüklükte dediğim, şöyle kafatasına bir bakalım, inceleyelim isterseniz. Bu normalde yan yatıyordu. Burada dikleştirmişler yeni versiyonda. Bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvan gibi bir şey. Vurup durmayın lan. Burada bir şey gösteriyoruz. Evet kardeşlerim, hayvan gibi bir şey. Gördüğünüz gibi bunun içine şeyi sokabiliyorsunuz. Denizaltıyı sokabiliyorsunuz. Evet evet, update ile gelmiş bunlar. Arkadaşın 3 tane gözü varmış. Boynuzları varmış. Hayvan gibi bizim kadarlık bir dişi varmış. Yani biz... Bir hatırla.
gördüğünüz gibi hayvan gibi dişleri varmış. Yani şöyle de bir boyut söz konusuymuş. Yani bizim şu andaki deniz ejderhasından, Sea Dragon'dan daha sağlam bir arkadaş. Kenara çekilen, vururum. Çok gıcık kapıyorlar bana, biliyorum. Buradan aşk ağacına geçebiliyoruz arkadaşlar. Ben niye bununla buraya geldim? Biraz sonra daha net anlayacaksınız. Daha net anlayacaksınız. Burası değil. Heh. Şuradan. Hele şöyle söyleyeyim. Burada benim bunları yanıma almamın bir nedeni de şu. Buralarda gezerken çok rahat kayboluyorsunuz kardeşim. Ondan dolayı. Çok attın ya. Başka da kalmadı. Çok çok çabuk attı. Etrafı ışıma istiyorum. Hani etrafta ışık varsa bir şekilde gittiğiniz yolu görüyorsunuz. Ya da böyle uyarı şeylere. Vay be, balıklar güzel gözüküyor. Bir balık yesek güzel olur da. Onu da yaparız şimdi, dur. Aşk ağacına geldik. Şu aşk ağacının oraya. Bu akan şey direkt arkadaşlar şuraya. Bakın. Buraya çok güzel şey konur. Üst konur. Vallahi çok güzel üst konur. Bana bir saldırmayın da ben şuraya bir üst kurayım ya. Ama işte burada enerjiyi güneş ışığıyla mı? Hayır. Burada termal enerji kullanacağız arkadaşlar. Isıl enerji de deniyor. Isıl enerji ne demek? Şurada bakın bir tane şey var. Ben şimdi buradan şu manyağı, ki bu 25 derecenin üstünde şey yapabiliyor. Bakın sıcaklık yükseliyor. Şunu şuraya gömdüğümüzde. Şunları şuraya gömdüğümüzde gayet başarılı bir durum elde ediyoruz. Şundan alıyor bu. Niye bu görmedi? Bak gördü. Boyuttan dolayı bazen buraya hiç şey koymadığımdan dolayı, bir saniye. Şu ortam zımbırtısından koyalım mı? Evet, koyduk. Enerji üretmiyor mu? Üretiyor mu? Allah Allah. Normalde bunu yaptığınızda çeker. Muhtemelen burada kuvart. Şuraya da bir kapı yapalım. Allah Allah. Tamam, Q. Şunlar niye olmadı onu merak ediyorum. Ne diyor bak? 15 şeyin üstünde ben diyor enerji üretirim diyor. Üretiyor da bunlar. Üretmesi lazım. Burada çünkü 47 derece mi ne falan var. Görüyor. Allah Allah, yukarıda görüyor. Aşağıda problem çıkartıyor. Tamam. Tamam ulan. Sen istedin. Buralarda bug olması çok normal arkadaşlar. Çünkü burası hala geliştirme aşamasında olan bir yer. Hadi bunu yeme. Yemedi lan.
Emilia. Tamam, hadi ona da tamam. Al bakalım. Tamam lan, attırdınız tepeme. Tükürdüklerim. Arkadaşlar hiç kasmayın. Esan'da olması lazım. Ama olmuyor. O zaman paşa paşa gideceksiniz. Şöyle. Yok değil. Nükleer. R'ye bas... R miydi? Yok. Belli. Döndürebiliyorsunuz. Hemen şuraya. Nerede Lelo? Tepem attı var ya. Tükürüm ben böyle işin içine. Hoppa. Hah. Ver bakayım. Bana şuradan. Neymiş lan? DNA aktarıcısı. Aha. Bir şey buldum. Yeni bir şey var. Işık çubuğu. Onu da yap. Işık çubuğu koyacağım. Dur dur. Neye niyetlendik? Ne yapıyorsun ha Mustafa? Sen de bir ilginç adamsın. Durun arkadaşlar. Ne yapacaktım ben? Ha. Pardon. Reaktör. Reaktör. Bu arada çalışıyor ha. O da ayrı bir mesele. Komedi. Çubuk 4 tane miydi? 4 tane. 4 tane yapalım. Tamam. Aktif edelim. Evet. Etkin ettik. Enerjinin gelmesi lazım. Nerede? İlginç ya. Çok ilginç hakikaten. Burada demişler ki enerji çıkmasın. Şu ne ya bu arada? Uranyum falan olabilir. Oha. Bunlar ne? Kuvars değil. Kuvars mı? Kuvars mı? Kuvars. Allah Allah. Kuvarslar yeşil parlıyor burada. Çok ilginç. Belki de etraftaki ışık yapısındandır. Evet. Burada şöyle şeyler de yapabiliriz. Mesela ben şunu bir kullanmak istiyorum. Işın kılıcı. Aa bu böyle miymiş? İyiymiş ya. Al. Yere attım. Aldık. Ha bak böyle koyabiliyoruz işte, ben bunu istiyorum. Mesela şunu şuraya koyabileceğim. Şöyle koyabiliyorum. Hop çötünk. Daha sonra gelip bunun pilini değiştirmeniz gerekiyor. Pilli çünkü bunlar. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Bir 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 bir. Şu DNA aktarıcı nasıl bir şey acaba? Tamam. Bir örnek alalım. Gelmemişim. Senden bir örnek alacağım. Sample alıyor musun sen? Sample. Aldı mı şimdi? Bilemiyorum ki. Bir de şunu deneyelim. Ne güzel ya, böyle nefesini şey yapmadan sağda solda gezmek güzelmiş. İçine girdik la. Hadi al. Alamıyor. Daha herhalde bunlar hala geliştirme aşamasında. Yapacak bir şey yok. İyi. Bakalım şeyden demeç alıyor muyuz, ona bakalım bir de.
Nerede bizim şey? Hah, orada. Welcome aboard, Captain. Oradan geldik. Şu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ha, şuraya bir göz atalım. Bu arada üstüme flare alsam iyi olur. Biraz flare alayım üstüme. Bu enerji yok gibi ya. Ağır bir enerji yok gibi ama var. Her odaya bir şey. Dur bakayım. Flare, flare, boru. Ha. Flare. Şu anda kaç tane yapabiliyorsam yapacağım. Evet. Nereye koydum lan ben şeyini? Benim böyle C-Mod'u habire kaybetme şeyim var. Bir tuş atamam lazım. C-Mod'a dön falan diye. İlginç. Tamam, neredeydi? Aşka doğru mu gideceğiz? Yok, aşka... İşte bakın, yolu çok rahat böyle kaybedebiliyorsunuz. Buraya geldiğimiz yer... Aşk bu tarafta. Sol, sağ taraf. Hı, sağ taraf, evet. Arkadaşlar, şurası... Sandım şey mi? Burası da ikinci giriş herhalde. Burası da ikinci giriş sanırım. Etrafta yine bir sürü börtü böcek var. Burası ikinci giriş sanırım. Ya da yeni yapılan bölgelerden bir tanesi. Uhuu, ortam güzel. Bol bol. Şey var. Siz diyelim. Bizim olayımız bu değil şu anda. Biz şuradan çıkalım. Çıkamıyorum. Nereden girdim? O ne lan? Şu ne arkadaşlar? Ha, o da şeymiş, mantarmış. Lan nereden gideceğim karıştırdım ha. Radarı bir sokalım devreye. Yukarı çıkıyor, yukarıya gitmeyeceğiz. Buralar bildiğin gerilim filminden alınma ya. Şurası. Gördüğünüz gibi hani ortam sakat. Niye sakat? Hani yolunuzu çok rahat kaybediyorsunuz. Bakalım, tekrar yaptığımız üste geri döndük. Şu taraftan devam edelim. Buradan da herhalde. Burası aşk ağacı. Love tree diye geçiyor. Hakikaten hoş bir ağaç. Burada büyümüş, şey olmuş. Bu ağacın burada vatoz var bir sürü. Hayvan gibi vatoz var. Bakın şu anda geçtik şeyi. Normalde hasar alması lazım. Parçalanması lazım. Parçalanmadı bizim şey. Simot. Neden? Çünkü... Crafting moddayız. Evet, buradan daha da mı aşağı iniyoruz? Evet, buradan daha da aşağı iniyoruz. Buradan daha da aşağı iniyoruz. Burada yavaştan lava biyom moduna girmemiz lazım dememe kalmadı. Lava biyoma girdik arkadaşlar.
1062'deyiz. Buraya girerken C-Mod'la falan değil. Direkt şeyle gelin. Şuraya bir koyalım. Bu arada normal sıcaklık kaç derece bir bakın. Bunları koymazsanız kaybolursunuz. Aha, bizim lavuklar gelmiş. Bunlar bizim ısıl enerji emen lavuklarımız. Direkt gelip yapışıyorlar sağına soluna cihazların. Öyle gıcıklar bunlar. Evet arkadaşlar. Buraya kadar gelmeyi başarabilirseniz. Ki benim birkaç defa gelmişliğim var. Hani survive modda. Hayatta kalma modunda. Buralara gelmeye başlarsanız buralarda Sea Dragon'u görme ihtimaliniz var. Sea Dragon ki şu anda Subnautica'daki en büyük vahşi diyelim. Buraya çok rahat zaten öteberi şey yapabilirsiniz. Her taraf çünkü ısı yüksek olduğu için burada her yerde enerji üretebilirsiniz. Her yere şey koyabilirsiniz. Benim amacım şu anda Sea Dragon'u size gösterebilmek. Zaten onunla aşık atamayız, o ayrı bir mesele de. Bir iki bir şey var aklımda. Onları yapabilirsem onları yapacağım. Görebilirsem onları görmek istiyorum. Merak ediyorum çünkü. Of. Vatozlar. Burada magma, yani lavdan olma bir kale olduğu rivayet ediliyor. Bir yapı mı? Yumurta mı? Arkadaşlar yumurta gibi ha. Duyduğunuz ses Sea Dragon sesi. Bize saldırsa zaten öldük. Direkt bunu parçalayıp atıyor. Oho. Nasıl bir ortam bu? Buraya üst kur demiş arkadaş. Aa, bildiğin lav var ya burada. Oha, nasıl bir yapı bura? Nasıl yapılar var burada? Gittikçe gidiyoruz bu arada. Wow. Bu kadar derine geldi miydim? Hayır. Bu kadar derine geldiğimi hatırlamıyorum. Ha, geldiydim. Buralara geldiydim. Şu arkadaşlar da... Of arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir de infected bulaştırmışlar da arkadaşlar, Sea Dragon'a bulaşmış. Gördüğünüz Sea Dragon bu kadar net. Önceden var ya, tırsıyorum ha, tutar. Yani düşünsenize, şeyi Cyclops'u adam yanından geçerek falan şey yapıyordu, oturtuyordu yere. Buyurun arkadaşlar. Direkt sinema ekranı modunda izleyebiliriz artık. Oha. Oha, adam o fireball attı la. Oha. Bu üstündeki yeşil yeşil şeyler bu işte hastalığın kendisi. Silahlandığımı mı anladı acaba? Ay, iki tane daha var. Nereye gittin lan? Ay, ileride. Buraya bu kadarla bir gidelim. Dur bakalım, dondurabiliyor muyum ben bunu? Vallahi iyi kaçıyor. Şu anda zaten bu sıcaklıkta buraya çıkarsak ölürüz herhalde. Ben biraz malık mı yapıyorum? Öyle bir şey olabilir. Evet arkadaşlar, Sea Dragon'a karşı gidiyoruz.
Uska. Bu. Bir daha tuttursam ben seni. Duruyor mu o mesele? Yani onu anlamam lazım biraz. Of. Adamı tutturamadık ya lan. Neredesin lan? Neredesin? Dibine gireceğiz. Ölecekse görürüz. Yuh geliyor. Adamı tuttuk. Bizim Simot nerede? Kıçında kalmış. Hop bir daha tuttuk. Of anasını ağlatıyorum şu anda. Çık lan. Dur orada. Kaçtı. Kaçma lan. Kendim vurdum. Adam fireball. Ben bir defa buna saldım da adam seri fireball attı bana ya. 10 tane falan attı herhalde. Adam kaçtı benden. Ama yani vurabiliyoruz. Dur bakalım şöyle bir şey yapalım. Dun 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 dun. Torkalar zırt. Grafikler gitti. Vay be, resmen savaş alanına döndürdüm. Bitti mi lan? Bitmiş. Bitti. Bütün torpidolarım bitti. Lan! Ben vuruyorum artık. Adam beni hedef göstermiyor. Muhtemelen şey olduğundan dolayı. Burada bir rivayet daha var. Onu bulmak istiyorum esasında. Nedir o rivayet? Biz nereye girdik? Kastı şu anda ciddi. Yapılmamış bir yere girdik muhtemelen. Çünkü burada grafikler bildiğiniz yok yani. Yavaştan geldi. Daha da aşağı iniyor. 1528'lerdeyiz. Çüş. 1528 ne demek ya? Daha da derine iniyoruz. İnsek mi acaba? Yuh. Burada bir delik var ama. Bu delikleri en son gittiğimi biliyorum. Bunların sonu yok. Öyle yerler. Bakın grafik kaymaları falan oldu. Bembeyaz oluyor, öyle kalıyor. Gereği yok. Buralar lav olması lazım her yerin. Böyle kül değil. Bir bakalım mesela burada şehit olması lazım ya. İsmi neydi onun? Yine birine bozuk atıyor karata. Burada şehit olması gerekiyor. Burada bir magma kalenin olması gerekiyor. Biz magma kalenin içindeyiz. Ya magma kaleyi bulamadık. Orasını bilmiyorum. Burası değil herhalde. Burası değil. Dedim acaba burada bir yer mi? Yapılmamış da olabilir. Daha sonraki sürprizlerden burası demek ki. Nerede ne var? Hadi bakalım. Torpidolar da gitti.
aradığım şeyler vardı. Bulamadım. Niye bulamadım? Şu delik. Ah, burada da bir tane var. Oo, dışarıda da bir tane var. Oo, dışarıda da bir tane var. Ben bunu gördüydüm, aşağıdakini görmemiştim. Bakın burada da bir tane var. Ha, magma kale burası işte. Magma kale bura ve burada da bir tane var. Arkadaşlar, bu işte her yere saldırıyordum manyak. Magma kale de burası. Volkanik kale. Gördüğünüz gibi 50 derecede zaten. En fazla o kadarın ölçüyü bizim. Ha yok, 50. 50'ye vardık. Etrafına bir göz atalım burada ne var diye. Burada normalde buralarda şey olması gerekiyor. Bizim update ile beraber geldi ya. Koymamışlar mı acaba? Uzaylıların termal reaktörleri var. O termal reaktörler burada olması lazım. Ama yani buraları gördüğümüz iyi oldu. Ya işte şey modu olacak. Update de gelecek. Evet, bir hasta olmuş Malta'mız mevcut. Evet arkadaşlar. Sizle beraber herhalde bu kadar ileriye önceden gitmemiştik. Gördüğünüz gibi Seedrog'un gözümüzün önünde gezinip duruyor. Tabi bir de hastalığa bürünmüş. Arkadaş bir güzel hastalanmış. Artık ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Işıl hastalığı. Altımızda lavabiyom. Valla buraya bir üste kurduk. Evet arkadaşlar. Umarım kaydı beğenmişsinizdir. Wow 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 wow. İyi fireball gömdü ya. Umarım arkadaşlar kaydı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde ya da incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Allah. 7